Büyük patlama, Big Bang nedir, kim tarafından bulundu? Büyük patlama ya da Big Bang, evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören kozmolojik model. İlk kez 1920'lerde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedman ve Belçikalı fizikçi Papaz Georges Lemaître tarafından ortaya atılan evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teori, çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden bilim insanları arasında, özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde kabul görmüştür. Teorinin temel fikri, halen genişlemeye devam eden evrenin geçmişteki belirli bir zamanda sıcak ve yoğun bir başlangıç durumundan itibaren genişlemiş olduğudur. George Lemaître'nin önceleri ilk atom hipotezi olarak adlandırdığı bu varsayım günümüzde büyük patlama teorisi adıyla yerleşmiş durumdadır. Modelin iskeleti Einstein'ın genel görelilik kuramına dayanmakta olup ilk Big Bang modeli Alexander Friedman tarafından hazırlanmıştır. Model daha sonra George Gamow ve çalışma arkadaşları tarafından savunulmuş ve ilk kez nükleosentez olayı eklenmek suretiyle geliştirilerek sunulmuştur. Bilim adamı ve rahip olarak entelektüel gelişimi, bilimin herhangi bir dinsel nüfusu reddettiği bir zamanda kendi başına bir çelişkiydi. Aynı zamanda onun en büyük gücü oldu. Belçikalı din adamının ilkel atom fikrini sunduğunda hazır bulunan New York Times gazetesi, muhabiri Duncan Eichmann şu sonuca varmıştı. Onun bakış açısı ilginç ve önemli değil. Çünkü o bir Katolik rahip değil. Önde gelen matematiksellerden biri değil. Zamanımızın fizikçileri. Lemaître'nin bilimsel atılımlarına kesinlikle katkıda bulundu. 20. yüzyılın başlarında sanat ve edebiyatta deneysel tarzlar zaten mevcuttu. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir hareketlilik olan modernizm, katı sözleşmelerden ve çeşitli türlerde öz bilinçlilikten kurtulmayı teşvik etti. Bilimsel keşifler daha fazla deneme sürüşünü geliştirdi. Lemaître'nin çağdaş ressamı Paul Delvaux, sürrealist rüyalarını tasvir etti. Atlantik'in öteki yakasındaki Jackson Pollock, soyut dışa vurumculuğunun temeli olan damlama tekniğini geliştirmeye başladı. Renklerle patlayan resimleri Big Bang anının en iyi sanatsal temsili olabilir. Kurguda parçalanmış perspektifler ve iç monologlar doğrusal anlatının yerini aldı. Belçikalı dramatist Michel de Gelderode konvansiyonel teatral formlara meydan okudu ve çalışmalarını grotesk figürler, maneviyat ve duygusallıkla işaretledi. Lemaître'ye gelince, Leuven'deki Premonstrate Koleji'nde bilimi daha derinden incelemeye davet etti. Üniversite Katolik Louvain'da fizik öğretti. 2014 yılında onuruna bir anma plakası açıldı. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Hollandaca yazıtlar şöyle yazıyor. İşte Big Bang'in manevi babası, George Lemaître'ye çalıştı. Üniversite aynı zamanda Charleroi'nin kalbinde 19. yüzyıldan kalma bir şehir evi olan Mason George Lemaître'nin araştırma merkezine de sahiptir. Uzakta değil, Palais du Verre'nin önünde ona adanmış bir heykel. Belçikalı sanatçı Jean François Diord'un yarattığı bu sanat eseri, evrenin doğuşunu simgeleyen yüzlerce paslanmaz çelikten yapılmış bir atomu temsil ediyor. Hem sonsuzluk hem de sonsuzluğun ilk saniye ve ışığın doğumu. NASA'ya göre evrenin başlamasından hemen sonraki anda çevre sıcaklığı yaklaşık 5,5 milyar santigrat dereceydi. Kozmos, nötronlar ve protonlar gibi temel parçacıkların geniş bir dizisini içeriyordu. Evren soğudukça bu parçacıklar bozuldular ya da birleştiler.
Bu ilkel çorbayı gözlemlemek neredeyse imkansızdır. Çünkü bu ışık bunun içerisine taşınamıyordu. NASA bu durumu şöyle tanımlıyor. Serbest elektronlar bulutlardaki yağmur damlacıklarından güneş ışığının saçılmasına benzer bir biçimde ışığın fotonların saçılmasına sebep olmuş olabilir. Fakat zaman geçtikçe bu serbest elektronlar bir çekirdekle bir araya geldiler ve nötr atomları oluşturdular. Bu ilk ışık bazen büyük patlamanın görüntüsü olarak isimlendirilir. Daha uygun bir isim olarak kozmik mikrodalga arka alan ışınımı KMA olarak bilinir. Ve ilk olarak 1948 yılında Ralph Alper ve diğer bilim insanları tarafından ileri sürülmüş fakat neredeyse 20 yıl sonra kazara bulunmuştur. NASA'ya göre Bell Telephone Laboratories, Arno Penzias ve Robert Wilson 1965 yılında bir radyo alıcısı yapmaya çalışıyorlardı ve beklenenden çok yüksek sıcaklıkları fark ettiler. Başlangıçta bu anominin güvercinler ve onların dışkılarından kaynaklandığını düşündüler. Ancak pisliğin temizlenmesi ve anten içerisine yuva yapan güvercinlerin öldürülmesine rağmen anomali durumu düzelmedi. Öte yandan Princeton Üniversitesi Robert Dick öncülüğündeki araştırma ekibi kozmik mikrodalga arka plana dair deliller bulmaya çalışıyordu ve ekip bunu Penzias ve Wilson'ın farkında olmadan bulduğunu fark etti. İki ekip de makalelerini 1965 yılında Astrophysical Journal'da yayımladı.